bana. Camın önünde bir keyif çayı içer, sonra bardağı uzatır. Kızım al bir çay daha koyar mısın da. Her çay koyduğumda da karıştırıp getirmeyeyim. Buna şeker attın mı? Anne karıştırdım, iç işte de. Ay Gönül çok tatlısın. İçer çayını. Saat zaten 2,5 mu oldu artık, 3 mü oldu? Vallahi hatırlamıyorum. Kalkar, bir yemek yapar. Sonra gelir oturur. Hayır peki kurulur. Gönül şeyi merak ediyorum. Uyandığında suratı nasıldır? He, eğer saatinde uyandıysa artık bir odaya girip çıkıp uyandırırsak bir bozulur. Ne oldu ya? Saat kaç ki? Anne saat 1. Ha, tamam der, daha uyumaya çalışır. Oğlu da der ki anne kalk artık. Kalk artık yeter, uyumaya çalışma. Aa, hala uyuyorsun der. Ay dinleyeceğim çok daha şeyler var. Yüksel harikasın, bayıldım. Başka bir gün size ablamın taklidini yapacağım. Ya, ben ne kadar pozitif uyanıyorsam o kadar negatif uyanan ablam, bir ablam. Ben değil mi? Benim ablam. Sizin ablanız ben. Merak etme. Senin gibi. Sen evet. Aynı. Yok yani aynı ben. Ve evet, sırat aynı. Şey bir de böyle evet. Bak. Çekil önümden, çekil önümden. Öbür çekil. Ben de bak. Abla çekil çekil. Kızım kahve ver. Ya. Aa. Kadın böyle ne oldu buna gece diyoruz. Yapacağım taklidini yapacağım. Tamam, tamam. Ablam ekran başında izliyor. Kurtulamaz elimden, yapacağım. Nagihan'cığımla tadıma gidiyoruz. Ramazan'ın son gününde son tadım ve puanlama için kayınvalide Nagihan geliyor. Hoş geldin tatlım, başlayabilirsin. İçinin harcı güzel. Belli ki öbürkülerine aynı şeyi yaptı, içi kullandıkları için. Fakat hamuru olmamış. Nasıl olmalıydı? Hamuru daha, biraz daha kıyır kıyır olmalıydı. Biraz daha sert değil mi? Evet, aynen öyle. Bunu kim yaptıysa kıyır kıyır yapmış. Hamuru gerçekten kıtır kıtır olmuş. Evet. İçi de hoş olmuş. Yani tam olması gerektiği gibi. Peki. Ama... Üçteyiz. Bunun içinde hiçbir lezzet alamadım. Evet hamurun şu kısmı kıtır kıtır olmuş ama burada hafif bir çiğlik var. İşte orta karar. Dörtteyiz o zaman. Hamuru kıtır kıtır olmuş. Malzemesi de güzel. Peki o zaman puan evlene zamanı. Gerçekten keserken o kıtırtıyı duyuyorsun ya, işte o zaman olmuş diyorsun. Ben şuna 5 vereceğim. 4. tabak 5. Evet. Evet. Seda'ya ince yap demiştim. Şuna 4 vereceğim. 4. 2. tabak. Şuna 1 veriyorum. 1. tabak 1. Buna da 2 veriyorum. 3. tabak 2. Buradasın. Tamam. Bakalım 2 puan kimin oluyor, göreceğiz. İki puan kaldıralım. Esra. Yine şaşırmadım ki. Hiç şaşırmıyorum. Bugün, hiç. Bugün alacağınız lezzetler yaptığım şey içindi. Yani damak tadıma uydurmanız gerekiyordu. Bakalım 4 puan, sevdiğimiz puan. Kime gidiyor? Kaldıralım. Seda. Güzel. 5 puanı kayınvalide Nagihan acaba Yağnur'a mı verdi yoksa Gönül'e mi verdi?
5 puan kaldıralım. Gönül. Of, inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Kaldıralım. Bir puan Yağnur. Bir kere de. Ben sonra bir saniye. Yap, ben gelmek istiyorum. Ay, anne çıktı. Bu muydu benim tabağım? Bir saniye. Hayır. Buydu. Ne demek hayır? Neye ay, puan verdiğini de unutuyorsun. Ben sana ne dedim? Çıtır çıtır. Bak. Ama çıtır, bak çıtır. O da çıtır tamam, çıtır. Tamam bu da çıtır çıtırdır. Çıtır çıtır değil demiyorum. Bak bunun da öyle. Ama benimki daha kıtır anne. Hayır o daha kıtır olmuş. O daha kıtır. Hatta da Nilgün teyze de tadım yaparken. Bak, senin kalın mıydı ince bu anne? Hayır kalınlığından demiyorum. Bak bu da kıtır kıtır. Ama ben senin daha benim yaptığımı yediğini için bildiğini zannettiğim hayır, için. Neyine göre verdin? Aradaki fark neydi onu soruyorum. Aradaki tamam, fark işte. Tamam 4 kötü bu puan değil ama neydi fark? Nasıl seviniyorlar? Yok Seda ya. Anne neyine öf diyorsun? Sen ne dediysen onu yaptın. Ya bak ben bir şey söyleyeyim. Ne? Benim en sevdiğim yeme şey değil mi bu? Ben bunu yaparken sana ne diyorum sen Seda? Sen bana söylettiysen öyle yaptım ben zaten. Ben sana ne diyorum hep incecik yap. Bak kıyı duvarlarını bile ince anne, yapmış kız. Anne şaka falan mısın sen? Bak senin kızı kabarmış. Niye böyle yaptın? Neyi kabarmış? Ben hamurumu deldim, nohutlarımı koydum. Neyi onlar kabarmış? Onlar işleri çok güzel pişmemiş. Ama ya benim, pişmiş dedi. Ya anne ne diyorsun sen ya? Ya sizinkilerin işleri senin çiğ. Senin kafan bence o hamurun işleri çiğ. Bitti geldi. Hamurun içleri anne, çiğ. Anne ne dedi? Bana mı çiğ? Sana demiyorum onlara diyorum. Ne dediysen onu yaptım. Ama biraz daha ince yapman ya gerekiyor. Ya sen dört aldın. Yaptım, aslında kıyır kıyır olmuş. Seda. Ama dört aldım benim istediğim gibi yapmış. Hayır yok o kendisiyle çelişiyor. Tamam dört aldım otur kızım. Gönül çok güzel yapmış eline sağlık. Demek ki benim ağzıma göre yapmışsın. Teşekkür ederim. Hayatım boyunca ben dedim, kusura bakma. Lezzete vereceğim dedim. Duyduğun en anlamsız kelime. Bir dakika. Neymiş bir dakika. Kelime? En neymiş? Anlamsız kelime. Kenarları pişmiş, altı pişmemiş. Neden biliyor musunuz? Ben fırında kenarlarını ayrı pişirdim, altını ayrı pişirdim. Sen hep bu kelimeyi kullanıyorsun bana ya. İlla bir kul takacaksınız ya. Ya Allah altı aşkına pişmemiş. Ya bir dakika dur ya. Benim bu kul var. Hayır canım. Bir de diyeyim ki içi çiğ oldu. Sen bunu ilk defa yapıyorsun. Sen ilk defa yapmıyorsun. Ben ilk defa yapmıyorum. Ben çok yaptım. Evet, çok beni gerçekten. Tanıyorsun. Ben 10 günde bir yaparım, 15 günde bir yaparım. Nasıl gelinin gizli hayranıysa sen de benim gizli hayranımsın. Evet, bir iki, evet, bir iki resmen ya. Gel. Esra. Ben tabağını görüyorum. Bu ne? Çok iyi görüyor benim. Esra görüyor musun bakıyorum. Kalınlığı? Bu kalınlık evet. Olmamalı burada. Nagihan teyze hepimizin kalınlığı aynı. Yemek şefinin dediğine göre. Bak. Ama sen gelinle farklı söylediysen ben bilemem. Ya Esra pişmiş. Bu imaları yapma ya. Nagihan teyze kalınlık aynı. Nagihan teyze ya. Ya yine ne yaptın Allah aşkına ya. Dün de söyledim, pazartesi de söyledim. Diyorum ki açıp diyorsun ki ince olan ince yap dedim. Tamam tiyolaşmışsın. Olur da buymuş ona hiçbir şey demiyorum. Olur bu. Diğer öyle olmayan tabağa. Zaten bu değildi. Yaptığı yapmadığı hiç önemli değil. Biri bir, biri iki. Olur mu Nagihan teyze? Canım benim bak ben dışarıda kayınvalidelere annelerinize bile dedim. En güzel benim yaptığım tarzda kim yaparsa ona vereceğim dedim. İyi de. Anladın mı? İyi de. Yani biz orada dedim yanlış mi? Bir şey yapmadık. Dedim. Yalan değil, kötü değil, çirkin değil. Ya emek var ya. Nedir bu birler ikiler tamam, ya? Tamam anladım ama bak. Ama senin çok... kayınvaliden de bana iki verdi ben, ya. Ben abicim şimdi ben yani. Ben 5 diye verdim ama gönül tamam, çıktı. Tamam ben size anladım. Ne saygıydım yani. Yani siz tamam. De güzel yapsaydınız size de 4 verirdim, 5 verirdim. Sen biraz önce dedin ya şu cümleyi kullandım. Ben lezzete vereceğim. Ondan önce dedin ki ben ince olamayacağım. Sen gerçekten ince olması gerekiyor. Ama bunun ince olana mı verdin? Bunun özelliği incedir dedim. Bak yaptığım için konuşuyorum. Ve kıtır annelerinize kıtır sordum. Evet. Hiçbiri yapmamış ve yememişler. Kayınvalidelere o da sana söyledi ince bütün, olacak diye. Evet. Bütün kayınvalide olacak diye kayınvalidelere söyledim evet. Ya. Bütün kayınvalideler için söylüyorum. Lezzete veriyorsanız bana bir verseniz de ben burada elensem de helal hoş olsun. Ama gerçekten buraya çıktığımızda buradaki dört gelinin emeğini hiçe sayıp gelinini bulup lezzetsiz ya da lezzetli olan tabağa bir basıyorsanız ne ben hakkıma hiç ya bir şey söyleyeyim. Senin kayınvaliden benim yaptığım tabağa iki verdi. Yalnız hayır demiyorum. Hiçbirinize vermeyeceğim kendime vereceğim. Orada bir vermek zorundayız. Biliyorum yani, tadı, ama yani ben de yaptığım tabağa. Bitti. Gelinlerimi ayağı alayım. Bitti.